Nabersiniz tayfa, ben Fantastiksiyon. Naruto animesinin 20. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Artık Chunin sınavları başlamak üzere ve 20. bölüm aşırı eğlenceli bir bölümdü tayfa. Bölüme 10 üzerinden 8.2 veriyorum. Öncelikle bölümün başında bize Naruto, Sasuke ve Sakura üçlüsünü gösteriyor. Naruto daha uykudan yeni kalkmış, kahvaltı ediyor falan. Ben de live reaction'da çorba içmiştim. İkisi aynı anda güzel gitti. Naruto hemen hazırlandı. Yeni göreve ve maceraya başlamak lazım dedi ve hızlı hızlı ilerledi. Sakura ile Sasuke ile buluştu. Her zamanki gibi Kakashi Sensei geç kalmış. Kakashi, neden hep geç kalıyorsun? Neden? Bunun kuralı böyle herhalde. Her neyse, Kakashi geç kaldı ve görevlerini tamamladılar. Balık tuttular. Naruto bir ara yabani otları biçeceğine şifalı otları biçti ve çiftlik sahibi tarafından gözlerim morartıldı. Gözüm morartıldı. O sahneler güzeldi. Bu bölüm aşırı komik sahne vardı ve huzurlu geçti. Her neyse, Naruto görevleri bitirdikten sonra Sasuke, Naruto, Sakura ve Kakashi ayrılmak üzere bir yerde buluştular ve tam ayrılacak giderken Sasuke ile Naruto zaten sürekli birbirlerine kızgın halde böyle bakıyorlar. O Haku ve Zabuza olayından sonra ikisi de birbirlerine böyle kin gibi bir şey besliyor ve Sasuke sürekli dışarıda güçlü insanlar var diyor. Onlardan daha güçlü olmalıyken şu anda aptal aptal görevler yapıyoruz dedi. Sasuke aslında bir yandan haklı olsa da o da şu anda bir shinobi olduğundan, konağı köyünün shinobisi olduğundan yapacağı hiçbir şey yok. Bu bölüm yeni karakterler çıktı, onlardan biraz bahsedeceğim ama öncelikle hikayemize devam edelim. Ardından Sasuke'ye beraber bir şeyler yapalım mı falan dedi. Beraber eğitelim birbirimizi dedi. Sasuke böyle bak dedi ki sen de Naruto gibisin dedi. Benimle zaman geçireceğine git kendi jutsularını geliştir dedi. Gayet haklı, çakranı kontrol etmede geliştirebilir. Jutsunu geliştirebilirsin. Özellikle çakra kontrolünde fiziksel enerji artı ruhsal enerji ikisi de özellikle ruhsal enerji antrenman yaparak geliştirilebilecek bir şey olduğundan zaman harcamak gerekiyor. Bildiğin One Piece'in hakisi gibi. Her neyse, Sakura bayağı dıştan dedi ki aynı zamanda sen Naruto'dan da eziksin dedi. Hiçbir şey yapamadın görev sırasından dedi. Bay Tazuna bile daha güçlü dediği olmadı. Onu deseydi iyice Sakura ezilirdi. Öyle demesi gerekiyordu aslında. Bay Tazuna bile senden güçlü falan. Bayağı ezildi bu bölüm. Sakura için kötü bir bölümdü. Naruto'yu da kin gütmeye başladı Sakura. Naruto zaten halen Sakura-chan demeye devam ediyor. Çocuklukları çok eğlenceli geçiyor Naruto, Sakura ve Sasuke üçlüsünün. Kakashi zaten hala tepkisizliğe devam. Tam Sasuke giderken Kakashi, Naruto, Sakura üçlüsü kaldı. Kakashi Sakura'nın Naruto'yu döveceğini anlayınca direkt kayboldu. Naruto da diyor ki Kakashi Sensei'ye bak diyor. Ne kadar da nazik diyor. Bizi baş başa bıraktı diyor. Her neyse, Naruto ile Sakura baş başa kaldılar ve Sakura bayağı Naruto'ya kıl oldu. Birkaç tane geçirdi. Sonra Konohamaru gizli bir kayanın altına girmiş. Daha doğrusu kendi yapma kayası vardı. Yapay kaya yapmış kendine kutudan. Naruto'yu takip ediyor. Naruto kaçıyor, Konohamaru gidiyor. Naruto kaçıyor, yanında Konohamaru geliyor. Naruto'nun peşinden gidiyorlar. Neyse, Naruto sonunda kutuyu kaldırıyor. Konohamaru ve iki tane, bir tanesi kız olmak istediği üzere, bir tanesi erkek böyle salya sümüklü. Konohamaru'nun iki arkadaşı geliyor. Konohamaru'nun ses tonuna bayılıyorum çünkü Chopper'ın ses tonu One Piece'ten. O yüzden böyle çok hoşuma gidiyor Konohamaru karakteri. Bir de Hokage'nin torunu yani, fiyaskolu. Neyse, fiyakası büyük, fiyasko demeyeyim, fiyakası büyük. Bazen kelime oyunu yapıyorum kendi kendime videoda. Çakan olur, çakmayan olur, bilmiyorum tayfa. Neyse, Konohamaru'nun yanındaki kız karakter yetişkinlerin seksiliğini aldım falan yapıyor böyle. Diğeri zaten ben de dehalı aldım falan diyor. Konohamaru da ben de liderleriyim falan yapıyor. Naruto'nun peşinden gidiyorlar. Naruto'nun taktığı gibi onlar da eski zamanda Naruto gözlük takıyor diyor. Konohamaru'nun çetesi de gözlük takmışlar. Gözlük niye takıyorsunuz üçünüz diyor Naruto. Onlar da o cevabı veriyor falan. Ardından Konohamaru ve çetesi Naruto Sakura'ya takılıyor. Sakura böyle bakıyor. Ben bu çocuktan mı ezeyim diyor. Naruto'ya bakıyor. Bayağı sinirli zaten. Naruto böyle yapıyor. Ay Sakura-chan yapıyor falan. Konohamaru böyle yapıyor. Ay ay bu senin değil mi diyor böyle. Sakura çıldırıyor zaten. Ben de biri oradan şey verecek diye düşündüm ama koz verecek diye düşündüm ama biri oradan açık verecek dedim ama Konohamaru verdi. Naruto verir diye düşünüyorum. Dedi ki bu dedi seninki değil mi yaptı böyle. Sakura delirdi. Hepsine tek tek geçirdi böyle suratlarına. Bu bölüm Sakura'ya power up geldi herhalde. Sakura hepsine tek tek geçirdi tayfa. Çok eğlenceliydi o kısımlarda. Sonra farklı köylerden, farklı ninja köylerinden, farklı ülkelerden ninjalar gelmiş. 3-4 taneydi bunlar. Ve
Konu hamuruyu böyle tuttu. Baya böyle kilolu bir şeydi. Mor dövmeleri falan vardı. İsmini hatırlamıyorum. İsim yok. İsim vermediler galiba. İsim aldığımızı düşünmüyorum ben. Havaya kaldırdı konu hamuruyu böyle. Ve bir amblemi vardı. Sonra amblemi araştırdım hangi köye ait olduğunu. Rüzgar ülkesinin köyündenmiş tayfa. Sunagakure köyündenmiş. Yani Suna köyü oluyor. Sunagakure yani Rüzgar ülkesinin köyü. Rüzgar ülkesinin köyündeki ninjalardan karakterler gelmiş Sunagakure'den. Ve bunlar Chunin sınavları için gelmiş belki ve bir tane farklı karakter çıktı karşımıza, Gaara diye. Gaara karakteri değişik bir karakter. Umarım ismini yanlış söylemiyorumdur tayfa. Çünkü yeni karakterler çıkınca isimlerde sorun yaşıyoruz biliyorsunuz. Bir iki bölüm böyle isimden sorun yaşıyor. Sonra isimleri ezberliyoruz. Normaldir. Bakın Black Clover, Gintama, Naruto, Dragon Ball Super, One Piece, manga, anime. Zaten bunu boş verin de Dragon Ball manga derken bir sürü seri birikiyor. Ve karakter ismi karıştırma durumu gayet normal oluyor tayfa. Her neyse Gaara karakteri farklı bir karakter. Gözünde siyah boya var ve o da Sunagakure köyünden rüzgar elementi mi kullanıyorlar onu bilmiyorum. Aynı köydekiler aynı elementi kullanacak diye bir kural yok. Konohamaru'yu böyle kaldırıyorlar. Sasuke geliyor taşı bir fırlatıyor. Havalı bir şekilde bir girişi var Sasuke'nin. Efsaneydi. Herkes Sasuke çok havalı falan yaptı. Konohamaru Naruto'ya döndü. Böyle yaptı. Naruto'can dedi sen niye bu kadar havalı değilsin dedi. Naruto sinirlendi çünkü hep Sasuke'nin bir adım önüne geçmek istiyor. Bu bölüm zaten Sasuke tarafından da kurtarıldı. Bir ara şelaleye düşüyordu Naruto az kala. Sasuke her zaman Naruto'yu kurtarmak için olay yerine giriyor ve kendini feda ediyor. Acaba ileride Naruto Hokage olup Sasuke de onu kurtaran ve onu buraya getiren karakterlerden biri olmazsa iyidir. Şey gibi oldu biraz Naruto'nun. One Piece'in Luffy'nin Zoro'su gibi oldu. Ama buradaki gizli bir bağ var aralarında. Arkadaşlık bağından doğan bir şey. Tabii benim benzetmelerime bakmayın. Ben böyle bazen benzetme yapıyorum ama kişisel görüş böyle biraz trollemesine alaycı şekilde yapıyorum. O yüzden çok ciddiye almayın siz tayfa böyle şeylere. Eğlenmeye çalışıyorum. Sizi de eğlendirmeye çalıştırıyorum. Neyse. Gaara karakteri çok farklıydı. Ankette de gördüm. İlk Naruto anketinde Gaara karakterini de gördüm. Bayağı havalı gözüküyor. Sasuke'ye biraz kafa tuttu. Sasuke'den biraz ağır kaldı belli ki. Sasuke de bunlar nereden geldi falan yaptı. Böyle garip bir girişleri vardı. Ondan sonra bize Iruka Sensei ile Kakashi'yi gösterdiler ve hepsi Hokage. Onlar hepsini bir araya toplamış tayfa ve Chunin sınavlarının başlayacağını duyuruyor. Iruka Sensei Naruto nasıl gidiyor diyor. Takım çalışmasına önem veriyor mu diyor. Kakashi de şöyle bir cevap veriyor. Sasuke varken diyor onu rakip olarak gördüğü için işler biraz karışık gidiyor diyor. Yine de diyor Naruto iyi bir kıvamda diyor. Iruka Sensei de onaylıyor tabi beraber gülüşüyorlar falan. Iruka Sensei duygusal yönden biraz daha çok seviyorum. Kakashi de troll diye onu da çok seviyorum. İkisinin yeri benim için çok ayrı. İkisinin yeri gerçekten çok ayrı karakterler benim için tayfa. Chunin sınavları başlamak üzere. Bölüm orada bitiyor. Evet. Chunin sınavları nasıl olacak dersiniz. Kafamda birkaç soru işareti var. Belli ki hepsi bir arada savaşacaklar diye düşünüyorum. Gaara ile Naruto falan. Sasuke özellikle kapışabilir. Naruto ile de o büyük kocaman mor dövmeli karakter kapışacak diye düşünüyorum. Chunin sınavlarında kapışmalar olur ve Chunin. Hayır sınıflar arası böyle bir karıştırma oluyor. Genin, Chunin, Junin. Chunin miydi? Hayır neden ben böyle karıştırıyorum ya? Aynen Chunin'miş. Bazen karıştırıyorum tayfa kusura bakmayın. Arada böyle oluyor. Affınıza sığınıyorum. Ezberleyeceğim zamanla. Bak Genin, Chunin, Junin. Ezberliyorum yavaş yavaş. Bir anda olacak diye bir şey yok. Hafızam balık hafızada oldum. Tamam kendime ezberleyeceğim. Chunin sınavları başlamak üzere Hokage bunu açıkladı ve gerçekten harika olacağını düşünüyorum bu sınavların ama sınav bir hafta sonra olacak. Bakalım bizimkiler sınava nasıl hazırlanacak, nasıl antrenman yapacaklar. Belki antrenman esnasında Naruto ile Sasuke'nin bir kapışmasını görebiliriz. Sırf antrenman için birbiriyle kapışabilirler. Böyle bir şey öngörebiliyorum. Gaara karakteri biraz farklıydı. Ondan bir şey çıkacağı ortada zaten ama ne tür güçler çıkar bilmiyorum. Sunagakure köyünden yeni karakterler. Güzel, farklı, yaprak, Konoha. Köyündeki farklı amblemden başka köylerdeki karakterler görmemiz iyi oldu tabii. Öyle değil mi sizce de? Bence de öyle. Konohamaru bakalım ileride ne kadar büyüyecek onu da büyümesini merak ediyorum aslına bakarsanız. Değişti biraz seri farklı yönlere gitti. Bir anda Haku ile Zabuz olayından sonra bir anda bambaşka boyutlara çıktık gibi oldu. Bakalım Naruto gerçekten güzel ilerliyor tayfa. Chunin sınavlarında Naruto kendine ne katacaktır? Chunin sınavlarından sonra ne tür görevler olacaktır? Merak konusu. Tamamen bambaşka bir sınav boyutuna geçiyoruz. Bizimkilerin böyle teker teker yükselmesi gerçekten güzel oluyor. Araya böyle bir
Uchiha klanından muhabbetler sokacak mı merak ediyorum. O konu biraz kapandı 2-3 bölüm. Ama yine de Uchiha klanının olayını halen merak ediyorum. Serinin bomba yerlerinden biri bence bu. Sizleri seviyorum. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Chunin sınavları hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendinize iyi bakın tayfa. İncelemeyi sonuna kadar izlediğiniz için minnettarım. Hoşçakalın tayfa.